benimle beraber çalışıyorsanız, benimle beraber danışmanlık yapıyorsanız şunu biliyor olmanız lazım ki bunun gözünüz çok açık olması gerekiyor. Arkadaşlar asla ve asla tek teste karar verilemez. Asla ve asla 2 ya da 3 teste karar verilmez. Minimum 5 test verilir. O yüzden de bakın doktora tezleri yapılırken master tezlerinde 2 ya da 3 tane batarya kullanılır. Doktora tezlerinde minimum 4 tane batarya kullanılması gerekir. O yüzden doktora tezi dediğiniz zaman minimum 4 tane batarya ile bir konuya hareket ediyor olmanız lazım. Çünkü neden? Bir işin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı var. Çünkü buna göre bakıyor olmanız lazım. Ve buna göre de şekillendiriyor olmanız gerekiyor. Bu çok önemli birer unsur. O yüzden en önemli noktalardan biri kariyer danışmanlığı ya da kariyerle ilgili uzmanlarla çalışacaksanız, belli bir şekilde danışmanlık alacaksanız veya bu alanda ihtisaslaşacaksanız şunu çok iyi biliyor olmanız lazım. Mutlaka bunların kombine edilmiş olan tarafını iyi biliyor olmak ve kullanıyor olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bir de burada birçok test zaten çöp. Çünkü onların geçerlilik ve güvenilirlikleri yok. Veya geçmiş eski testler. Mesela risk için kullanalım, zeka testi olarak kullanalım. Hala Türkiye'de RISC-R kullanılıyor. Çok geçmiş bir test. RISC-4 kullanılıyor. O da çok çok geçmiş bir test. Ama ben mesela RISC-5 kullanıyorum. 2014 yılının testi. Bu yüzden bugün neden peki eski testlerin anlamı yok? Çünkü eski testlerin anlamının olmamasının sebebi eğer siz 2000 doğumlu bir çocuğu ölçecekseniz bu testin yapacağınız en önemli testlerden bir tanesi bu oluyor olması lazım. Bakın bu anlamda değerlendirdiğimizde gördüğünüz üzere araştırmanız açısından söylüyorum. VİS testi ile ilgili değerlendirdiğimizde şöyle bir bakalım ve bunu da iyi bilmenizi istiyorum o yüzden. VİS sadece bir tanesi. Bu arada benim kullandığım 10 tane test kullanıyorum. 10 testten sadece bir tanesi. Hepsi değil. VİS testi 1949 yılında oluşturuluyor. Gerçekten bu anlamda önemli testlerden bir tanesi. Arkasından test formatı tekrardan değerlendiriyor. Adult Intelligence Scale'ı var. Bunu da Türkiye'de tek kullanan hocalardan biriyim. Bebekler için kullanılan var. VIPSI, bunu da tek kullananlardan biriyim. O yüzden bu konularda biraz daha sizin bilmeniz açısından görmenizi istiyorum. Arkasından bu test belli bir şekilde daha iyileştiriliyor, upgrade ediliyor. Üzerinde çalışmaları yapılıyor. 6 yaş, 16 yaş, 11 aileye kadar geçerli kısmını oluşturtuyor. Ve bunlar RISC-R, yani revize edilmiş RISC-3 çıkıyor. RISC-3'ü revize ettiriyorlar. Ve bu anlamda değerlendirildiğinde en son ise bu anlamda bakıldığında RISC-3, bakın RISC-3 1991 yılında özellikle önce RISC-R 1974 yılında, bakın görüyor musunuz? RISC-R 1974. Sen 1974'ün testiyle nasıl 2000 yılının çocuğuna bakabilirsin? İmkansız. O yüzden RISC-R, bakın ne kadar eski. Görüyorsunuz değil mi? RAM'larda hala bu kullanılıyor. Ondan sonra RISC-4 devreye giriyor. O da RISC-4 de 2003 yılında. Görüyor musunuz? O da eski. Ama benim kullandığım ise RISC-5 2014 yılının kullanımı. O yüzden bu çok önemli konulardan bir tanesi. Yaptığınız testlerin illaki son model olması önemli değil. Geçerliliği ve güvenilirliği iyi yapılmış en son testi yapıyor olmanız lazım. İşin iki tane bacağı var. Bu konuda ailelerin gerçekten uyandırılması lazım. Uzmanlar bazen bu konularda gerçekten eksiklikleri olabiliyor. Özellikle siz psikolojik danışman ve rehber olarak okul rehberlik konumunda, RAM'larda danışmanlık aşamasında çok çalışıyor olacaksınız. Bakın tekrar ediyorum, minimum bir doktora tezi için bile 4 tane minimum batarya kullanılıyor. Bizim minimum 5 test kullanılması lazım. Ben size şunu söyleyeyim, bir öğrencinin mesleki yatkınlığını çıkartırken 10 test kullanıyorum. 10 test kullanıyorum. 11. de benim. Yani 11. de benim karar mekanizmamda bu kadar danışmanlığımın getirmiş olduğu konu.